Herkese merhaba, ben Mete Anemlik. ESP Kopter'in ikinci eğitim videosuna hoş geldiniz. Bu videoda ESP Kopter'i telefonumuzla nasıl kontrol edeceğimizi öğreneceğiz. İlk videoda öğrendiğimiz iki önemli nokta vardı. Birincisi aç-kapa tuşu ve USB giriş, şarj girişi ve yazılım güncelleme girişi. Telefonla kontrol etmek için ilk olarak bir uygulama indirmeniz gerekiyor. Bu uygulamanın linkini açıklama kısmında bulabilirsiniz. RemoteXE. Android ve Apple'a uyumlu bir uygulama. Her ikisinden de kullanabilirsiniz. Bu uygulamayı telefona indirdikten sonra ESP Kopter'i açıyoruz. Daha sonra Wi-Fi'dan drone'umuza bağlanmamız gerekiyor. ESP Kopter olarak gözüküyor. Şifre 1'den 9'a kadar. Ben daha önce bağlandığım için otomatik bağlandı. Uygulamayı açalım. Uygulama burada. Açıyoruz. Bu ekran karşımıza çıkıyor. Sağ tarafta artı işareti var. Ona basıyorum. Sonra Wi-Fi point'e basıyorum. Connect diyorum ve kontrol arayüzü bu şekilde çıkmış oluyor. Bu ESP Kopter'in kontrol arayüzü. Bunu incelemem gerekirse bir adet aç kapa tuşu var. Arm ve disarm. Bu Motorola'yı açıp kapatan bir switch. Yani disarm olduğunda Motorola kesinlikle çalışmıyor. Arm olduğunda ise uçuşa hazır, yani motorların çalışmaya hazır olduğunu gösteriyor. Açtım. Daha sonra bunu indirmem gerekiyor. Bu gaz ayarı. Bunların joystick'lerin ne işe yaradığını anlatayım. Bu gaz ayarı. Buradan motorun güçlerini değiştirebiliyorsunuz. Bu yön ayarı. Drone'un yönünü havada değiştirebiliyorsunuz bu şekilde. Drone uçururken önemli bir nokta var. Uçuş videosunda da anlatacağım. Burası ön taraf. Önü arkası tarafı her zaman bize bakması gerekiyor. Daha kolay uçurabilmemiz için. Ön tarafta LED var. Sağ ön tarafta. Buradan bu yönü ayarlayabiliyoruz. Gazı buradan ayarlıyoruz. Buradan ise ileri geri, ileri geri bu şekilde sağ ve sol olarak drone'u kontrol edebiliyoruz. Orta kısımda ise uçuş modları var. A modunda bütün modlar kapalı oluyor. Yani en zor uçuş modu. Yüksekliği ayarlıyorsunuz, yönü ayarlıyorsunuz, ileri geri ayarlıyorsunuz. Bu zor bir mod oluyor. B modunda yönü sabitliyor. Yani drone her zaman bu yöne doğru uçuyor kalkış noktasına göre. Yönünü sonradan değiştiremiyorsunuz. Yani şuradaki bu özellik kapanmış oluyor. Siz bunu kontrol etmiyorsunuz. Onu otomatik olarak ayarlıyor. Ama bu özelliği kullanmanız için kalibrasyon yapmış olmanız gerekiyor. Yani kalibrasyon, eğer drone'da kalibre edilmemişse doğru şekilde bu özellik çalışmaz. Yani drone kendi çevresinde dönmeye falan başlar. Bu yüzden bu modu genellikle kullanmasanız da olur. Bunu da kaldırmayı düşünüyorum bu arada. C'de drone sadece yüksekliğini sabitliyor. Yüksek sensör modülü takılı olması gerekiyor. Tabi optik flow. Yüksekliğini sabitliyor. D'de ise hem yükseklik hem yönünü sabitliyor. Hani bahsettiğim gibi yine kalibrasyon gerekli. E modda ise optik flow sensör çalışıyor. Yani siz sadece yönü değiştirebiliyorsunuz. Yüksekliği değiştirebiliyorsunuz. Tabii yine bir şekilde ama otomatik ayarlıyor aslında. Bunu uçuş videosunda daha ayrıntılı bir şekilde gösteririm. Yani burada E modunu aldığınız anda kumandayı kullanmasanız bile uçurabilirsiniz. Ama tabii yönü değiştirebiliyorsunuz. F modda ise yönü de değiştiremiyorsunuz. Olduğu gibi uçuyor. Siz sadece buradan çok kolay bir şekilde sağ sol yapabiliyorsunuz. Drone bu modda stabil uçuyor. Yani bu şu sport mod gibi düşünürseniz, yani spor mod. Bu ise yani kolay mod. En kolay E modunda uçmanızı tavsiye ederim ilk başlarda. Eğer kalibreyle uğraşmak istemiyorsanız E ile uçurun. Zaten orta kısımdayken yönü değişmiyor, sabit kalıyor. Bu şekilde arm yaptığınızda otomatikman havalanacaktır drone. Bu kısmı uçuş videosunda öğreneceğimiz için bu videoyu burada sonlandırıyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.